Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türk teknolojileri her geçen gün daha da gelişiyor. Türk teknolojileri askeri alanda geliştiği kadar hayatın içine akseden yerleriyle de gelişiyor, yanlarıyla da gelişiyor. Bu noktada Aselsan'ımız tamamen milli imkanlarla geliştirilen mobil rotgen cihazı tanıtıldı. Ahan da arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Bu Aselsan'ın ilk medikal görüntüleme ürünü. İnşallah çok daha fazlaları, çok daha farklıları gelir. Tüm farklı versiyonlarda, sağlık alanında da şirketlerimiz Türkiye'nin kendi ihtiyacını, kendi çözümünü yurt dışına bağımlı olmadan çözebilecek şekilde adımlarımız hızlanıyor, ürünlerimiz, ürün yelpazemiz genişliyor. Bu cihazın en büyük özelliği mobilize olması. Küçücük motoru var. Hani böyle hemşire elinde tutup, doktor elinde tutup istediği yerden yere götürebiliyor. Zaten kendisi gidiyor. Sadece tutuyorsun. Yön belirliyorsun. Ve ASELSAN'ın bu röntgen cihazı düşük dozlarda çok yüksek görüntüleme özelliğine sahip. Radyasyon falan en az seviyede etkiliyor. Ayrıca kolları da hareketli attabot gibi böyle alttan üstten sağdan soldan istenilen köşeye vücudun istenilen yeri rahatlıkla röntgeni çekilebilecek. Bu ürün sağlık çalışanlarımızın kullanımına sunuldu. İlk kullanım Hacettepe Tıp Fakültesi'ne başladı. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Nice nice teknolojilerde ilerlemeye devam. Kafkasya'da kritik bir zirve yapılacak. Üçlü zirve. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan 15 Mart'ta kritik bir zirveye hazırlanıyor. Bölgede değişen dengeler, bölgede artacak olan tekrardan Ermenistan tarafının Azerbaycan'ı kışkırtmasıyla, Ermenistan tarafının Fransa'dan oradan buradan aldığı gazla bir çılgınlık yapabilme ihtimali üzerine ve farklı yönde ticaret koridorlarının geliştirilmesi açısından Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Üçlü Zirve, 15 Mart'ta Türk dünyasının petrolü, gazı, Azerbaycan'ın petrolü, gazı, hop Azerbaycan üzerinden, Gürcistan üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya satış ve Avrupa ticaret yollarının çeşitlendirilmesi. Böylece hem Türkiye kazanıyor, hem Azerbaycan kazanıyor, hem Gürcistan kazanıyor, hem Türk dünyası kazanıyor. Avrupa'da euroları hazırlıyor. Devam. Dün sizlere Haiti'yi anlatmıştım. Ta Amerika'nın oralarda bir yerde Haiti. Dominik Cumhuriyeti'nin yanında. Haiti'de işler hiç iyi gitmiyor. Haiti her geçen gün daha da karışıyor. Daha da bir sorunlar yumağında boğuşuyor. En son Haiti Başbakanı istifa etmişti. Neden? Çünkü Haiti'deki çeteler başbakanı hükümeti tehdit ettiydi. Eğer istifa etmezsen Haiti'de iç karışıklık, iç savaş çıkarız tehdidinin ardından Haiti'nin başbakanı pırısını pırtısını topladı, çantasını aldı evinin yolunu tuttu. İstifa etmişti. Şimdi Haiti'de artan gerilimlerin ardından Amerika'dan bir çıkış geldi. Pentagon yaptığı açıklamada Haiti'de bulunan Amerikan Büyükelçiliğini korumak için Haiti'ye Amerikan askerleri yola çıkıyor. Hmm. Hadi bakalım. Önceleri Fransa'nın sömürgesi olan ve Fransa'dan yıllar yıllarca çeken Haiti şimdi de Johnny'lerden çekmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz Haiti Fransa'nın sömürgesiydi. Hayır etmedi ve daha da hayır etmiyor. Çünkü Fransa girdiği yerde suyuna kadar her tarafı kurutup çıkıyor. Öyle hemen, hemen öyle gudubet bir ülke. Hani şu fotoğraftan bile neyin ne olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Haiti ve yan tarafta Dominik Cumhuriyeti sınırla ayrılıyor. Haiti'yi görüyorsunuz kuru Gupguru, ağaç, bahçe hiçbir şey yok. Dominik Cumhuriyeti ise yemyeşil. Hani arada sadece bir sınırı geçiyor. Şimdi ülkeler uzak olsa dersin ki ya iklim farklılığı falan filan dersin. Ya aynı coğrafya, aynı adanın üzerinde iki ülke ama bir taraf Gupkuru çünkü oradan Fransız böçükleri, Fransız jardınları geçti. O bir taraf ise Dominik Cumhuriyeti. Oradan İspanyollar geçti. İspanyollar hem sömürüyordu ama orayı da ihya ediyordu. Orayı da kalkındırıyordu. Maalesef Haiti'de isyanlar sürüyor ve isyanların ardından hapishaneler boşaltılıyor. Çeteler hapishaneleri imha ediyor. Orada kim var yok kaçıyor. Bir başarısız devletin canlı yayında çöküşünü izliyoruz. En son yumruğu da Johnny'ler vuracağı benziyor. Amerika Haiti'ye çökmeye hazırlanıyor. Ve geçiyorum Yemen'deki Husilere. Husiler yaptığı açıklamada hipersonik füze geliştirdiklerini duyurdu. Husiler, terlikliler, atletliler. Evet onlar. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler birçok insanlı insansız hava araçları bulunuyor. Ve şimdi Husiler hipersonik füze geliştirdiğini duyurarak adeta Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, İzrail'e mesaj veriyor. Seni vuracağız, sizleri vuracağız mesajı. Heh. Tamam. Vur. Vur. Ama önce şu zirteklerin gemisine bir tane çak. Ondan sonra inanalım geliştirdiğine. Sevgili dostlar. Şimdi Yemen'deki Husiler diyorum ya başta İran destekli. Yani İran lafı. Çok da bir şey beklemeyin. Şunu diyenler çıkabilir. Ya Bilal aha görmüyor musun? Kızıldeniz'e birçok gemi vuruldu. Husiler gemileri falan vuruyor. Bunlar şov mu? Gösteri mi? Evet. Şov gösteri. Hep anlaşmalı. İran, İsrail, Amerika hep antlaşmalı adım atıyorlar. Büyük devasa kargo gemileri geçiyor ama içi boş kargo gemileri veya tırt etmeyen kargo gemileri ya siz şunları vurun da dostlar alışverişte görsün. İran desteklediği Yemen'deki Husiler bak vurduk desinler ve Avrupa daha çok kesenin ağzını açsın. Kimi açsın? Amerika'ya. Bedelini ödesin. Amerika Avrupa'nın gemilerini koruyacak. Kızıldeniz'de ticari gemileri koruyor sözde. Her şey danışıklı dövüş. Husiler arada bir İran'ın tamam şu gemiye çakabilirsin. Amerika bize bildirdi. O gemiye çak. Bunlarda her türlü fırıldaklık, her türlü iş var. Ahan da görüyorsunuz. İran atıyor. Habire atıyor. Öyle yaparız böyle yaparız. Habire animasyon yapıyor. Habire video fotoğraf yayınlıyor. İzrail'e şunu yapacağız bunu yapacağız diye ama tırt. Fakat konu Suriye'deki Türkmenler olunca, Suriye'deki Sünni Kürtler, Sünni Araplar olunca İran hiç öyle değil. Ulan var ya. Neyse, Husiler hipersonik füze yapmış. Hadi bakalım. Ne yapacak? Ne edecek? Kime karşı kullanacak? Hep beraber göreceğiz. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri orayı biraz daha tehdit edecek İran para koparmak için. Polonya, Fransa, Almanya acil toplanıyor. Berlin'de kritik zirve Macron ve Olaf Scholz birbirlerine girmişlerdi. Hatırlayın. Son dönemde Fransa Almanya arasında Ukrayna çıkmazı yaşanıyor. Fransa, "Ukrayna'ya askeri gönderelim, şu silahları verelim, şu füzeleri verelim." havasında. Ama Almanya Rusya'nın daha çok tepkisini almamak için, Rusya'dan çekindiğinden dolayı, "Ya dur. Dur Fransa. Dur Macron. Başımızı belaya sokma." diyor. Tüm bu çıkmazın ışığında Fransa-Almanya arasında gerilim yaşanmıştı. Şimdi Berlin'de güvenlik zirvesi yapılacak. Ukrayna konusunda Polonya, Almanya ve Fransa ortak bir çalışma yürütecek. Ukrayna eksininden nasıl askeri bir adım atalım? Nasıl bir çalışma yürütelim? Ne tür plan çerçevesi yapalım? <laughs> e yapın bakalım. Bunların plan plan yapacağı yok. Bunların bir şey yapacağı yok. Bunlar anca kürre kafaların verdiği planlar uyguluyor. En başta da beygirsiz Napolyon, teneke Macron. Teneke Macron bugün ulusal sesleniş yapacak. Fransa'dan, bugün Paris'ten çok tehlikeli açıklamalar gelebilir. Hani bu açıklama en çok da Almanya'yı rahatsız ediyor. Çünkü oralar tehdit altında. Fransa biraz uzağın diyor, kafası rahat ama Litvanya, Letonya, Estonya onlar zaten Ruslar brrr, ezer geçer ayrı mesele. Finlandiya, İsveç, Polonya özellikle Polonya ekseninde çok büyük gerilim yaşanıyor. Bakalım bugün Macron ne tür açıklama yapacak? Bugün Macron'un yapacağı açıklama, bakalım neler diyecek ya da Macron yapacağı tehlikeli açıklamadan geri adım mı atıyor? Neler olacak? Bende haberi yarın bırakma yok. Bugün bu haberi anlatırım. Yarın bu haber ne oldu? Ucu nereye gitti? Sonuç ne oldu? Sizler için takip eder ve ilerleyen günlerde ilgili haberin devamını anlatırım. Zaten Bilal Feyza'yı yıllardır takip eden dostlar bilirler. Ödemen ne diyoruz? Dünyadan Türkiye haberlerini, dünyadan kritik haberleri ve ilginç haberleri takibe devam. Almanya Fransa gerilim yaşar da bizim yarım etek zirtakiler gerilim yaşamaz mı? Oo. Yaşıyor mu? Yok yaşamıyor. Zirtaki'nin keyfi yerinde. Keyfi gıcır. Almanya parayı şak 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 veriyor. Fransa'dan gemiler uçaklar geliyor. Amerika abisi Johnny abisi de habire Yunanistan'a bir şeyler gönderiyor. Amerikan savaş gemileri, Amerikan kargo gemileri Dede Ağaç'a Yunanistan'da yeni bir şeyler indiriyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Neler mi? Tabii ki zırhlı araç gereçler. Tank, top, tüfek ne varsa Amerika derleyip toplayıp Yunanistan Dede Ağaç'a indiriyor. Oradan trenlere bindirip Romanya'ya, Bulgaristan'a, Polonya'ya ve diğer bölgelere. Amerika Savunma 2024 tatbikatı kapsamında devasa bir çıkarma yapıyor. Soğuk savaş yıllarından bu yana en büyük tatbikatı gerçekleştirilen bu tatbikat kapsamında habire Amerika getiriyor. Durmadan askeri araç gereçler getiriyor. Hani şimdi bu kadar askeri araç gereci şunu da düşünebiliriz. Amerika tatbikat kapsamında getiriyor ama yarın bir gün bunları Yunanistan'a bırakacak. La Yunanistan'da bunları kullanacak asker mi var? Bu kadar asker mi var? <laughs> Yunanistan'ın kendine hayrı yok. Küre kafalılar ve Amerika çok büyük planlamalar dahilinde tüm getirdiği buzdırıcı araç gereçleri Avrupa'nın içlerine kaydırıyor. Avrupa'ya inanılmaz derecede yığınak yapıyor Amerika. Amerika önümüzdeki yıllarda 3. Dünya Harbi'ne hazırlanıyor denilecek adımlar. Çünkü Rusya durmayacak. Ukrayna'nın başında Z var, Zelenski var. O da durmuyor. Rusya barış görüşmeleri istiyor. Türkiye arabulucu olmaya hazır. En son Ukrayna Başkanı Z, Zelenski Türkiye'ye geldi ve Sayın Erdoğan açıklamayı yaptıydı. Biz tekrardan Ukrayna ve Rusya arasında barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırız diye. Ama Amerika, İngiltere rahat bırakmıyor. Ukrayna'nın başında adeta bir kukla başkan var gibi duruyor. Ve şimdi sevgili dostlar Rus basını aynen şunu diyor. Ukrayna'da Ukrayna ordusu destekli yeni bir parti kurulacak Ukrayna'da. Ukrayna meclisinde çoğunluğu alıp Zelenski'yi alaşağı etmek istiyor bu yeni parti. Ukrayna ordusu savaştan usandı. Zelenski'nin yaptığı çılgınlıklar artık bir yere kadar ve farklı bir durum. Rus istihbaratı Ukrayna içinde bu istihbari bilgileri aldığı iddia ediliyor. Amerika'da habire zırhlı araç gereçleri Yunanistan üzerinden getirmeye devam ediyor. Avrupa'ya yığınakları yapıyor. Ama burada şimdi Ponçik Yunan Uzo'yu çekip Zirtaki oynuyor. Ta ki Moskov ayısının pençesini hissedene kadar. La palekarya. Putin emücen seni uyandıracak. Çünkü Yunanistan'ın Amerika ile attığı, Avrupa attığı bu adımlar Moskova yönetiminin, Kremlin'in hiç hoşuna gitmiyor bir yerden bir papara kopacak. Biz de diyoruz ki Yunan Moskov. Yiyin birbirinizi. Amerika bütün bu getirdi zırhlar aşk eşleri Yunan'a bıraksa ola bizim ihalar, SİHA'lar, cihalar, JİHA'lar daha neler neler. Hır hır ediyor. Şöyle bir deneyelim, test yapalım, bombastik yapalım, zirtakinin eteğine fır havalandıralım diye hepsi yanıp tutuşuyor. Durun, durun, sakin. Aslanlar, sakin ya, sakin, sakin. La pşşt yine korkma korkma hiç acımayacak. Çıs. Avrupa habire silahlanıyor. Avrupa habire büyük bir tehdide hazırlanıyor. Avrupa Rus tehdidine karşı kendi içinde çözüm geliştiriyor. Ayrıca Amerika'nın gazlamasıyla adımlarını hızlandırıyor. Bu eksende. Rusya, Almanya, Polonya adımlar atıyor da Danimarka duruyor mu? Danimarka ekseninde de önemli bir hamle geldi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasından sonra Danimarka işin ciddiyetini anladı ve bu iş burada bitmeyecek. Ruslar durmayacak. Ruslar şimdi Finlandiya ekseninde yığınaklar yapıyor. Bizi de tehlike kapıda bekliyor dedi Danimarka ve karar. Danimarka'da artık kadınlara zorunlu askerlik geldi. Hah hadi bakalım. Danimarka nüfusu 5 milyon ve zaten asker bulamıyor. Gençler askere gitmek istemiyor. Danimarka'da zorunlu askerlik 4 ay ve şimdi hükümet karar aldı. Erkekler 4 ayda askerliği 11 aya çıkarıldı ve bunun yanında artık kadınlar da Danimarka'da askerliğe alınacak. Zorunlu askerlik 11 ay. Ve bu yasa 2026 yılında hayat bulacağı benziyor. Avrupa'nın dört bir köşesinde harıl harıl ama öyle böyle değil. Moskov hazırlığı. Bu Zavazingo beyinler Moskova'ya karşı hazırlık yapıyor ama günün sonunda bunlar kendi arasında bir patlak, kendi arasında bir savaş patlak verebilir. Rusya bazı Avrupa ülkelerini yanına çekebilir. Olur mu? Ne diyelim? Ula zalimler, yiyin birbirinize ama Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz aman ha, Türkiye'miz, Anadolu'muz sizi bekler. Orada bu Zarturt beyinlerin işlerine karışmayın. Ne halleri varsa görsünler. Olası bir sıkıntıda durumda Gelin. Geri gelin. Rızkı veren Allah'tır. Devam. Göçmenler sorunu bitmiyor. Göçmenler habire dünyanın birçok köşesinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya akın etmek için hareketli. Hem Afrika tarafından hem Asya tarafından hem uzak doğu tarafından hem İran, Afganistan, Pakistan o taraftan her taraftan. Şimdi Bulgaristan'a geçmek için bir tırın arkasına gizlenmiş ve çok özel kıyafetler giymiş iki tane göçmen yakalandı. Ha? Aha, Aha. Aha arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Ula bu ne astronot mu oldunuz da <laughs> Uzaya mı çıkacaksınız? Evet. X-ray cihazlarına yakalanmamak için çok özel kamufle olmuşlar. Alüminyum folyo kaplı kıyafetleriyle tırın dorsesine saklanan kaçak göçmenler enselendi. Yahu bırakın ya görmezden gelen adamlar o kadar emek vermişler. Bırakın gitsinler. Seyahat özgürlüğü, emeğe saygı adam emek vermiş o kadar kıyafet yapmış kendisine. Biz mi düşünek? Avrupa düşünsün. Madem bu insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor, bizler de bırakalım. Açık kapı politikası. Bir ara Türkiye Avrupa arasında artan yüksek gerilimin ardından Türkiye bütün sınır kapılarını açmıştı. Göçmenler gidin dendiydi. Ama bu defada göçmenler gitmiyordu. Niye? Ula arkadaş bu kadar olur ya. Tam da korona zamana denk gelmişti. Hani korona belasının böyle yükselişte olduğu zamana denk gelmişti. Göçmenler kalabalık olarak gitmekten korkuyordu. Birbirine hastalık bulaştırır babında korkuyla. Yok arkadaş o da olmadı. Sınıra az biri böyle hücum olduydu. Şimdi esas açılsın sınır kapıları var ya. Türkiye ki açık kapı politikası kim var yok karışmayacağım isteyen istediği yere gitsin desin. Milyonlar akın eder. Yaz kızım Avrupa'ya 3-5 milyon göçmen akını ne kadar da güzel olur. 200 bin göçmen Danimarka'ya, 500 bin göçmen Zirtakilere, 2 milyon göçmen beygirsiz Makron'a. İyi bakar. Ha Almanya'yı da unutmayalım. Oraya da bir 3,5 milyon göçmen yazalım canım. Seyahat özgürlüğü, insan hakları, Avrupa demokrasisi. O da. Geçiyorum füzelerin efendisi Kim Jong Reis. Kuzey Kore lideri. Kuzey Kore lideri birçok konuda kendisini ön plana atıyor. Füzeleri ateşlendiriyor, karşısına puf puf cigara tüttürüyor. Ve şimdi Gucci genişte bir araç kullanırken ortaya çıktı. <laughs> Kuzey Kore'nin yeni tankını ilk kez Kim Jong kullandı. Vay vay vay. Adamın 10 parmağında 10 marifet. Kuzey Kore lideri 13 Mart'ta tank birliklerini denetledi. Ayrıca yeni üretilen tankın ilk test sürüşünü yaptı. Aha de sıfatı ortada. Sırıtıyor ampul gibi. Siz bakmayın bu Kim Yonga, Sincap gibi her tarafa atlayıp zıplıyor. Her tarafın içinden çıkıyor. Tanka baktığım zaman tank, tank gibi değil. İran'ın uyduruk kaydırık tankları var ya, ha, onlardan bir parça. Ama gene de bravo adamlar öyle ya da böyle üretiyorlar. Amerikan tehdidine karşı her türlü kendi içinde askeri teknolojilerini üretiyor, hazırlığını yapıyor. Zaten günün birinde Çin bunu serbest bırakacak güçlü genişliği. Hadi saldır diyecek. Oradan bir kıvılcım kopacak, ondan sonra Çin Tayvan'a dalacak, da Rusya farklı bir adım atacak, Japonya oradan, Güney Kore oradan derken 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 Allah korusun. Dünyada iş iyiden iyiye çığırından çıkabilir. Onun için biz de hazırlığımızı son sürat devam ettirmeliyiz. Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin dışına başlar politikasını uygulamaya devam ediyoruz. Kendimizin yerli ve milli teknoloji çözümleri noktasında son sürat adımlarımızı devam ettiriyoruz. Ve sonunda Daşnak sürüsü Tıpayı Ye 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 pes etti. Nikol Paşa, Ermenistan Başbakanı Paşinyan itiraf etti. Bana Türk denmesinden kocunmuyorum. Türk demek hakaret değil, benim zoruma gitmiyor. Hatta parantez içinde hoşuma gidiyor tarzında bir açıklama. Hem de canlı yayında. Oho, ben boşuna demiyorum Nikol Paşa diye. Paşinyan yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barışın olması için son sürat çalışıyorum ve barışı sağlayacağım dedi. Ayrıca şu an Ermenistan'ın kontrolünde bulunan ve en son Azerbaycan'ın talep ettiği 4 köyü de Azerbaycan'a geri vereceğim dedi. Heh. Azerbaycan ultimatomu net yerini buldu. Ya köy dedi Azerbaycan ya da Daşnak Savar dedi. <laughs> o da köyü tercih etti. Verim köyü. yok Daşnak Savar istemiyorum. Diğer taraftan Nikol Paşinyan Türkiye ile ilgili de çok önemli mesajlar verdi. Ben Erdoğan'la konuşuyorum onunla konuştum diye bana Türk Nikol diyorlar. Beni aşağılamak için bana Türk diyorlar. Bana Türk denmesi zoruma gitmiyor dedi Nikol. Ermenistan'da sevgili dostlar birisine en ağır küfrü edeceğine o en ağır küfürden daha ağır küfür olaraktan Türk denir. Sen Türk müsün denir. Sen Türksün denir. Hani hakaret etme, aşağılama o manada söylenir. Paşinyan da kalktı açıklama yaptı. Ben Erdoğan'dan görüşüyorum, görüşeceğim. Aradaki sınır kapıları kalkacaktır. Bunun için uğraşıyorum. Ben Ermeni milleti için uğraşıyorum. Aslında baktığımız zaman Adam gayet milliyetçi bir adam. Kendi halkı için doğru olanı yapıyor. Çünkü Ermenistan içte mahvoluyor. Denizlere sınırı yok. Üç tarafında Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye kuşattı. Bir İran'la sınırı var. Orada da rahat nefes alamıyor. Onun için Ermenistan yönetimi Paşinyan ben Türkiye ile normalleşeceğim. Azerbaycan'a barış antlaşmasını imzalayacağım yönünde adımları var. Ermeni iç muhalefetine rağmen. Şimdi Paşinyan diyor ki bana Türk denmesi zoruma gitmiyor. Hatta adamın hoşuna gidiyor içinden. Öyle bir algı, öyle bir mesaj, arkadaş. Yok, yok. Bizim aksakallar. Türk devlet haklı. Ermenistanın içine yerleştirdiğimiz adamımız, Paşinyan, doğduğu, büyüdü ve tamamen bize hizmet ediyor. Öyle mi? da verirse, bu iş tam olacak. Efendim Nikol, Nikol şu an Türk devlet haklının koruma şemsiyesinde. Nikol bize lazım. Devam. Zengezur dedim ve bununla ilgili çok ilginç bir iddia geldi. Çok dikkat çeken bir açıklama. Türkiye Zengezur konusunda Erivan'a, Ermenistan'a ne teklif etti? Ne oluyor? Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Antalya'da biliyorsunuz forum yapılmıştı. Antalya'da demokrasi forumunda Ermenistan'da da katıldıydı. Ve bu katılmanın ardından orada heyetler arasında yapılan görüşmede Türkiye, Ermenistan'a gel Zengezur'u farklı bir statü üzerine kurgulayalım. Zengezur'un durumu Rusya'nın Kaliningrad bölgesi gibi olsun. Kaliningrad evet biliyorsunuz Rusya'nın Avrupa toprakları içinde bulunan tek Rus toprağı Kaliningrad bölgesi. Orası Rusya ile hiçbir şekilde sınırı yok ama Rus toprağı. Bunun bir benzerini biz de Zengezur'da uygulayalım. Zengezur'a muhtar vilayeti durumu verelim ve Zengezur'un koruması uzun vadede Türkiye tarafından sağlansın. Senin de vatandaşların Zengezur'da yaşayabilir ama orada Türkiye, Nahçıvan, Zengezur, Azerbaycan o koridor açılsın. Sana tıpayı çakmadan Zengezur'u özel bir vilayet olarak bırak diyor. Türkiye'den Ermenistan'a bu teklifinin yapıldığı iddia ediliyor Azerbaycan basınında. Olur mu olmaz mı? Hani Paşinyan istekli, vermeye istekli ama Ermenistan'ın iç muhalefeti ve özellikle diaspora Ermenilerinden gelen gazla Fransa'daki, Amerika'daki diaspora Ermenileri illaki tekrardan Azerbaycan'a savaş aç diye Paşinyan'a bastırıyor. Paşinyan bunu istemiyor. Ama Türkiye, Azerbaycan, kadim Türk devlet aklı masayı koyduk ortaya. İki tane masamız var. Sağ tarafta diplomasi masası, barış masası. Gel diplomasiyle bu sorunu çözelim. Zengezur bizimdir diyoruz. Ha. Ermenistan yönetimi bunu kabul etmezse sol taraftaki masayı açacağız. Yani yarın bıraktığımız. Yani iti kovanlar, daşnak uçuranlar <laughs> tıpaları takacak. Canı çekene çakmaya başlayacak. Ermenistan karar verecek. Diplomasi masası mı, savaş masası mı? Biz hepsine hazırız ve açığız. Zengezur Azerbaycan'dır. Zengezur elbet açılacak. Devam. Ve 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 Türkiye, Irak ortak dev bir operasyon harekat geliyor. O -o. Bilal Feyzan'ın sizlere aylardır söylediği konu An itibariyle etek kemiğe büründü. Arkada videoyu görüyorsunuz, fotoğrafları görüyorsunuz. Türkiye-Irak ortak harekat an meselesi. Süper üçlü Irak'ta güvenlik zirvesi başladı. Türkiye-Irak arasındaki güvenlik zirvesine katılan Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın. Konuların hepsi masada. Heyetler karşılıklı olarak görüşüyor ve iki tarafta net bir şekilde kararlı. Neye kararlı? İşte burası çok önemli. İşte burası çok omelli miydi? <laughs> Basra'dan başlayacak olan Irak'tan geçecek ve Musul, Kerkük, Erbil işte buralardan geçip Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak olan koridor. Ticari koridorun hayata geçmesi adımları. Bu görüşmenin ana kaynağı bu güvenlik koridorunu sağlama alma. Yol üzerinde bulunan tüm tehdit unsurlarının bertaraf edilmesi, temizlenmesi. Tüm terör unsurlarının imha edilmesi. Irak yönetimi Türkiye ile beraber. Barzani yönetimi Türkiye ile beraber. Bir işi karıştıran, kafa tutan Talibaniler var Süleymaniye'de. Oraya da ayrı bir pencere açılacak. Oraya da ayrı seri şekilde pambıklar çakılacak. Türk ordusu ve Irak ordusu ortak İran kuzeyinde ve Irak'ta güvenlik operasyonu başlatacak. Dev bir harekat operasyon başlayacak. Hakan Fidan'ın Amerika'ya gitmesi ve Amerika'da bir başkan idasıyla karşılanması ve 2 günlük 3 günlük süreçte çok büyük görüşmelerin yapılması boşuna değildi. Türkiye Amerika'dan eli dolu dolu geldi. Bu üçlü zirvede heyetler arası bakın üçlü zirve karşılıklı olaraktan Türkiye heyeti, Irak heyeti, savunma, istihbarat ve dışişleri bakanlığı seviyesine bu yapılan görüşmede artık haritalar masada açıldı. Son planlamalar yapılıyor. Nereden dalacağız, nereden çıkacağız? Hangisine nerede pamuk tıkıp ilerleyeceğiz görüşmeleri? Ya pamukta pahalı silikon mu tıksak acaba? Artık canım ne bulursak onu tıkacağız. Ama salam tıkacağız. Kavvat Amerika, kavvat Boskovçular daş aramaya başlasınlar. Johnny daşlayacaklar, Amerika daşlasınlar. Irak hazır, Kuzey Irak hazır, Türkiye hazır. Yakın bir zamanda reis, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Erbil'e tarihi ziyarette bulunacak. Ya Nisan ayında ya Mayıs ayında. Operasyon Nisan'da, Mayıs'ta ya da yazın. Sıcak, çok sıcak geçecek. Kavurucu sıcaklar her tarafı kavuracak ama biz serinletmeye geliyoruz. Türk fırtınası. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda. Koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffeylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.